An itibariyle bu otomobilde adaptif hız sabitleyici var. Yazılım güncellemesiyle geldi. Çok iyi özellik. Vallahi güzel oldu. En sevdiğim özelliklerden bir tanesi şerit takip sistemi. O da bana çok faydalı olacak. Bak bıraktım abi elleri. Şu an kendi mi gidiyor? Aynen. Vallahi kendi. Vallahi helal olsun ya. Bak öndeki de yavaşlayınca biz de yavaşlayacağız artık. Bakalım. Ve... Vallahi helal olsun. Frene kendi bastı. Süper. Direksiyonu da arada tuttu ya ama. Vallahi çok iyi olmuş ya. Güzel özellik. Çok beğendim. Abi baksana şu rahatlığa ya. İstanbul trafiğinde. Şu an abi keyfine diyecek yok. Tabii arada böyle bir dokun diyor. 100'e ayarladım hızımı. Şimdi önümden çekilince basacak şimdi. Basmaya başladı vallahi. Evet bak mesela önüme biri kırdı ve yavaşlıyor. Yavaşladı. Bak önüme iki kişi kırdı. Hatta of. Önümde kaza olacak yani. Yeni bir videodan herkese merhaba. Çok güzel haberlerim var. Yanımda TOGG'umuz var. TOGG'umuzun yazılımı güncellendi. Yazılım güncellendikten sonra uzun zamandır beklediğimiz efsane özellikler artık kullanılabilir hale geldi. Bunların neler olduğunu sizlere uygulamalı anlatacağım arkadaşlar. Bu arada altını çizerek söyleyeyim. Şu sıralarda alabileceğiniz en iyi fiyat performans odaklı otomobildi. Bu yazılım güncellemesi sonra gerçekten seviyeyi başka bir konuma çıkartmış durumda. Şimdi bunların neler olduğunu sizlere anlatacağım. Çünkü trafikteyken bize yardımcı olacak. Birçok güvenlik önlemi sayesinde kazalardan bizi koruyacak. Aynı zamanda konforlu bir sürüş yapabilmemiz için yepyeni özellikler geldi ve sadece bir yazılım güncellemesiyle geldi arkadaşlar. Şimdi bu otomobile neden cihaz dendiğini daha iyi anlıyoruz. Çünkü herhangi bir ek donanıma ihtiyaç olmadan gelen bir güncellemeyle hangi kazanımları elde ettiğimizi anlatacağım. Ama öncesinde size bir hatırlatma geçmem gerekiyor. Çünkü alınan bazı kararlar var. Bu kararlarla beraber yeni otomobillerde mutlaka olması gereken özellikler var. Bunların ne olduğunu hızlıca anlatayım. Sonrasında TOGG'un bizlere sunduğu özelliklere geçeceğim. Arkadaşlar bildiğiniz gibi biz Avrupa Birliği'nde alınan kararları takip ediyoruz. Şimdi burada alınan kararlar var. Bu kararların kısa adı GSR2. Yani Genel Güvenlik Regülasyonları 2. Peki bu ne anlama geliyor? 2022 yılında yürürlüğe giren bu kararlarla beraber yeni otomobillerde bazı özellikler standart hale geldi. GSR2 kapsamında standart hale gelen özellikler neler? Birincisi şerit takip sistemi. Ne işe yarıyor? Hepinizin tahmin ettiği gibi trafiktesiniz ve şeridinizden çıktığınız zaman sizi uyarıyor ve tekrar şeridinizde dönmeniz için size destek sağlıyor. Bu gerçekten birçok kazayı önlüyor. En sevdiğim özelliklerden bir tanesi şerit takip sistemi. O da bana çok faydalı olacak. Bak bıraktım abi elleri. Şu an kendi mi gidiyor? Aynen. Vallahi kendi. Vallahi helal olsun ya. Bak öndeki de yavaşlayınca biz de yavaşlayacağız artık. Bakalım. Ve... Vallahi helal olsun. Frene kendi bastı. Süper. Direksiyonu da arada tuttu ya ama. Vallahi çok iyi olmuş ya. Güzel özellik. Çok beğendim. Abi baksana şu rahatlığa ya. İstanbul trafiğinde. Şu an abi keyfine diyecek yok. Tabii arada böyle bir dokun diyor doğal olarak. Süper abi. Şey de çok iyi. Mesela şeridi tam ortalıyor. Hani öyle pimpon yapmıyor. Harika benim bu olmuş. Sıkıntım da abi. Çünkü çok geniş olduğu için şeridi ortaladım mı ortalamadım mı o şerit takip falan hep seni yoluna sokuyor veya çıkınca uyarıyor. Bunlar güzel özellikler. İkincisi acil durum frenleme sistemi. Bu da otomobilinizin önüne bir nesne geldiği zaman siz harekete geçmeden otomatik olarak bu otomobili durdurmaya yarayan bir sistem. Böylece hızınız yavaşlıyor, kaza önleniyor ya da önlenemeyen bir kaza olsa dahi ne oluyor? Kazanın etkileri hafifletilmiş oluyor. Bak 90'la gidiyorum şu an. 100'e ayarladım hızımı. Şimdi önümden çekilince basacak şimdi. Basmaya başladı vallahi. Evet bak mesela önüme biri kırdı. Ve yavaşlıyor. Yavaşladı. Bak önüme iki kişi kırdı. Hatta of. Önümde kaza olacak yani. Bir diğer konu da sürücü dikkat uyarısı. Şimdi biz diyelim ki uzun saatler sürücülük yapmak zorundayız. Direksiyon başındayız. Bir yorgunluk algılandığında biliyorsunuz otomobilin içerisinde de sensörler var. Bizi uyarıyor ve bir mola vermemizi tavsiye ediyor. Bu da yine standart hale geldi. Ama yanımızda bulunan gururumuz olan TOGG'da zaten bu standartlar var. Bunun da üzerine inanılmaz özellikler eklendi. Şimdi bunları anlatacağım.
anlatacağım size. Standart özelliklerimiz neydi? TOGG T10X'in GSR2 kapsamında zaten standart olarak sunmuş olduğu hizmetler arasında akıllı şerit takip sistemi var. Şeritten ayrılma uyarısı var. Ön çarpışma uyarısı ve acil durum frenleme sistemi var. 1 Eylül 2024 itibariyle 1.5 yazılımıyla üretilen T10X modellerinde standart hale getirildi bunlar. Herkesin merak ettiği konu şu: acaba bu standartları destekleyen yazılım güncellemesiyle zaten hali hazırda sahip olduğu sensörleri daha aktif kullanan TOGG T10X acaba GSR2 için bir fiyat talep edecek mi? Cevap hayır. Bunlar ücretsiz olarak yazılımla beraber gelen özellikler arasında. Ama şimdi hepimizi çok daha heyecanlandıracak olan ekstra özellikler var. Şimdi onlardan bahsedeceğim. Bu özelliklerden ilki yoğun trafik pilotu, daha sonra sizlere adaptif hız sabitleyici ve adaptif sürücü asistanı gibi özellikleri anlatacağım. Şu anda Levent trafiğindeyiz. Şimdi normalde ben ne yapıyorum? Direksiyona müdahale ediyorum. Sağıma soluma bakıyorum. Pedala basıyorum. Frene basmama çok gerek kalmıyor geri kazanımdan dolayı ama böyle bir aksiyon içerisindeyim. Şimdi yazılım bana şu imkanı sağlıyor an itibariyle yeni gelen güncelleme: yarı otonom. Ne anlama geliyor? Şimdi bakın arkadaşlar, şurada sağ kulakçık var. Basıyorum ve tamam, şu anda aktif. İstersem hızımı artırabilirim. Şu an otonom mu abi? Kendi şu kendine gidiyor. Şu anda tabii abi, yarı otonom. Gayet güzel bu arada. Gayet başarılı yani. Solu aldı mesela. Sağda bir araç vardı. Evet. Mesela şu adaptif hız sabitleyici mükemmel. Burada beklenen nedir? İki tane şey var bunun kalitesini belirleyen. Bir tanesi şeridi ortalaması, ki yapıyor. İkincisi de önümüzdeki otomobil yavaşladığında bu da yavaşlasın. Sonrasında onu da çok yumuşak yapsın. Şu anda gayet güzel bir şekilde yapıyoruz. Eğer hızı birer birer değil de onar onar artırmak istiyorsan da şöyle tutuyorsun veya aşağı doğru indirebilirsin. Bir diğer güzellik abi. Şu an bekliyoruz yani, tamam. Ama ne oluyor? Gıdım gıdım ilerliyor. Abi sen diyorsun ki ben aktif edeyim. Şu an ettim. Yani öndeki otomobil dursa da bir bakalım ne yapacağına. Aman yana vuracak mıyım? Hiçbir sıkıntı yok. Çünkü şeridi ortalıyor. Şeridi mükemmel ortalıyor abi. Çok güzel yapıyor. Yine bir insan kontrol etsin diye de uyarıyor bize. Gerçekten çok iyi. Şu an gayet güzel bence. Bahsettiğim bu uygulamalar Trumor üzerinden bir ücretle satın alınabiliyor. Ama acele etmeyin, çünkü söyleyeceklerimi iyi dinleyin. Trumor uygulamasından satın alıp aktif hale getirebildiğiniz bu özellikler, adaptif hız sabitleyici ve adaptif sürücü asistanı 1 Eylül'den itibaren satılan araçlarda 1 Ocak 2025'e kadar ücretsiz. Zaten çok iyi kredi imkanları var. Gerçekten müthiş finansal seçenekler var. An itibariyle hem bu özelliklere ücretsiz olarak sahip olmak hem de çok uygun şartlarda böylesine teknolojik, aynı zamanda konforlu bir otomobile bizim gibi sahip olabilmek için gerçekten çok iyi bir fırsat. Hemen şimdi beni izleyenler arasında benim gibi olanlar, yani 1 Eylül 2024'ten önce TOGG'unu almış kişiler, ben ne olacağım diyecekler. Hemen onun yanıtını veriyorum. Az önce de söylediğim gibi 1 Eylül 2024 öncesinde benim gibi TOGG T10X'ini satın alan kişiler yeni özelliklerin güncellemelerini kademeli olarak yapılacak olan ve kullanıcılarla birebir planlanacak olan güncellemelerle ücretsiz bir şekilde gerçekleştirebilecek. Geldik videonun sonuna. Umarım bu anlattığım bilgiler TOGG T10X sahiplerini mutlu etmiştir ve aklında acaba ben bu otomobile geçsem mi diyen kişiler için de satın alma kararının netleşmesine yardımcı olmuştur. Bu arada satın alma kararının netleşmesine yardımcı olacak olan mükemmel bir kampanya var. O da nedir? İsterseniz bu otomobili satın alırken 800 bin Türk lirası 12 ay vadeli 0 faizli veya 800 bin lira için 30 ay 2,29 faizli kampanyası gerçekten çok iyi bir fırsat gibi görünüyor. O nedenle ihtiyaç duyduğunuz linkleri de videonun açıklama kısmında sizlerle paylaşacağım. Bu efsane cihaza sahip olabilmek için mutlaka bu linke tıklayıp seçenekleri değerlendirmenizde fayda var. Dostlar, yolculuğumuz devam ediyor. Bakalım bundan sonra gelecek güncellemelerle otomobilimiz, cihazımız, TOGG T10X'imiz daha hangi özelliklere kavuşacak, bunları hızlı bir şekilde sizlere paylaşmaya devam edeceğim. Videoyu beğenmeyi unutmayın ve bu anlattığım bilgilerle ilgili yorumlarınızı paylaşmayı lütfen ihmal etmeyin. Hoşça kalın.